bir yorum değil. Bu benim de aklıma takılan bir şey. Evet, Kur'an'da her şeyin söylenmesi gerekmez. Bu doğru değil mi? Yoksa evet. Kur'an 8 milyon sayfa olurdu. Şu an incecik haliyle bile okunmuyor. Ama tecavüz gibi bir suçtan bahsedilmemesi tuhaf değil mi? Maydanoz suçta fesat kapsamına giriyor onların. Ha. Hatta yani, şöyle bir şey var. Tamamını okusana. Yani, Nötron Bey çalışalım. Allah ve Resulü ile harp etmeye çalışan, bu ayrı bölüm, ve yeryüzüne fesat için koşulanların cezası, ölüm, idam, sürgün vesaire sayıyor. Kapsıyor yani. Fesadı kapsıyor. Şöyle bir durum var. Ama şimdi, direkt belirtmemesi de biraz tuhaf değil mi ya? Yani şey diyeceksin, o toplumda böyle bir şey olmuyor muydu acaba? Ama Kur'an evrensel. Hani. Ya Kur'an evrensel de yine ilk muhataplarında olan olaylar doğru, üzerinden örnekler. Çok da bağlı ya şey gibi. Ya yani mesela atıyorum nardan örnek veriyor, zencefilden örnek veriyor veya ama atıyorum şeyden örnek vermiyor. Penguenden örnek vermiyor. Muzdan yani, örnek vermiyor. Çünkü ilk olarak biz Kur'an'ın dolaylı muhatabıyız aslında. İlk olarak o hazırda bulunan toplum üzerinden bir örnekle gidiyor. Şunu da belirteceğim. Maydanoz suçun tecavüzü kapsadığını biz söylerken hani yorum diyorlar ama hadis var bu konuda da. Hani biz şey dediğimiz zaman reformist oluyoruz ya. Abi bir dakika bir şey diyeceğim. Zaten sırf Maydanoz suç değil ki. Yeryüzünde fesat çıkaranlara evet. Yani lanet edilen aynen. Onlarca ayet var Kur'an'da. O var da şu açıdan söylüyorum. Şimdi ben diyorum ki mesela fesadın kapsamına tecavüz girer. Evet. Adam diyor ki bu senin kendi yorumun kimse böyle anlamadı. Peki zina ile tecavüzün cezası bir olmamalı. Aynen. Zinanın cezası 100 celdeyken tecavüze özel bir ceza belirlenmemiş. Bu bize mi bırakılmış? Olabilir. Ya orada çünkü ölüm, sürgün gibi yani 100 sopadan söylüyor. Daha ağır şeyler var. Daha şeyler var. Daha ağır şeyler var. Ya biraz da kamuya bırakılıyor. Ölüm, buraya. Sürgün evet. Aynen. Ama ölüm şey oluyor ancak bir cana karşılık, haksız bir cana karşılık. Evet ya şunu söyleyeceğim hani az önce söylemiştim. Yani bence şu tecavüze çok ağır cezalar verilmeli ama karşılığı idam olmamalı Kur'an'a göre. Kısasa aykırı bence. Daha ağır bir şey olmalı diyorsun. Yani yok şöyle can almıyor kısas olmaz ama onun da hayatının bundan sonrasını mahvedecek ceza verilmeli. Ve hadım artı müebbet hapis mesela anladın mı? Anladım. Gibi. Hadım artı ölene kadar taş işçiliği gibi. Çünkü o kızın hayatının ondan sonrası mahvolacak. Onunki de mahvolmalı. Aynen. Ama hani işte spesifik bir şey idam söyleyeyim. Edilmesi bana şey geliyor, fazla geliyor. Gerçi şey bu neydi? Şey ölümden beterdir. Fitne adam öldürmekten daha kötü. Fitne öldürmekten beterdir diyor. Bu ölümden de ağır bir ceza oluyor aslında bakarsan. Yani düşünülmeli üstüne. Düşünülmeli. Yani evet tecavüzün kısası ne olmalı? Bunun üstüne düşünülmeli. Oha, kim bir kötülük yaparsa yaptığının dengi dışında bir ceza görmez tecavüz olayı ile ilgili. Ya tecavüze... İşte ben de bu gibi ayetler yüzünden, kısas ayetleri yüzünden tecavüzün karşılığı idam olmamalı. Sadece ama cinayetin karşılığı idam olmalı. Şunu diyen ama duymuşsun. Çok ağır bir ceza verilmeli işte yani. Hadım diyenler ben, çok değişik bir yorum yapıyor. Yani şey, hani ben katılıyorum. Zaten şey. Ben katılıyorum hadıma. Niye olmasın? Why not? Bir daha yapamayacak o suçu ve tecavüz ederek erkekliğini doyuruyor ya. Erkekliğini elinden alacaksın. Bir şey diyemedim. O da olmuyor. Hubeyb abi Azrail Mika...